Bu Merkez Bankası toplantısındaki bir itiraf var. Artık kendiliğinde hani ağzından mı kaçırdı yeni başkan? Ama dedi ki seçimlerden sonra ortalık karışacak dedi. Enerjiye zam var dedi. Elektriğe zam var dedi. Doğal gaza zam var dedi. Evet, Hepsini evet. bizzat söyledi. Emekliler %100 dedi, bekliyor. %200 zor. %100 yapacaklar. Yani yaklaşık %100'e yakın arttı. Geçen seçimlerden beri artış oranı elektrikte %100. Bu anda doğalgaz fiyatları dünyada en düşük, son 3 yılın en düşük seviyelerinde. Doğalgaza zam yapmaları ayıp. Yani doğalgaza zam yapmamaları lazım. Ama elektriğe %100'e yakın bir zam gerekiyor, ama ilk etapta direkt %100 mü yaparlar? Sanmıyorum. Buradan o zaman şeye geliyorum. Ankara'daki simit fiyatlarına geliyorum. Ankara'daki simit fiyatları 10 liraydı biliyorsun. 15 Biliyorum. liraya çıkardılar. Niye simitçiler odası olur bir ülkede? Bak, ben bunu düşünüyorum hala. Simitçiler odası niye var? Simitçiler odası, poğaçacılar odası var mı? Mitleciler odası, bilmiyorum, belki de vardır. Niye var? Yani simit sonuçta fırında pişen Ürün. bir ürün değil mi? O zaman fırıncılar odası bunu temsil edemiyor mu? Yani Çok haklısın. simitçiler odası. Her neyse, gidiyorsun %50 seçimden sonra zam mı yaptın diyorsun. Sonra Mehmet Şimşek çıkıyor diyor ki seçim ekonomisi uygulanmayacaktır. Seçim ekonomisi dediğinde bir, zamları ertelersin. Ne ertelenmiş? Merkez Bankası Başkanı söyledi, elektrik, doğalgaz zamları, simit zamları ve daha bilemediğimiz bir yolu zam gelenmiş. Burada o zaman şöyle bir durum söz konusu, Mehmet Şimşek yalan söylüyor. Çünkü seçim ekonomisi uygulanmayacak dediği halde seçim ekonomisi uygulanıyor. İki, ne yaparsın? Para dağıtırsın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? Emeklilere 5.000 lira vereceğim. Murat Kurum İstanbul Büyükbaşkan adayı ne dedi? Emeklilere 2.500 lira vereceğim. Ne yapıyorlar? Seçim ekonomisi uyguluyorlar. Mehmet Şimşek'in dünyadan haberi yok kardeşim. Ben sana öyle söyleyeyim. Sonra 50 trilyon dolarlık yatırımcılarla Amerika'ya Gaye Erkan görüşmeye gitti. 23 gün kaldı maşallah. Yani öyle bir tatil yok. Mehmet Şimşek gitmedi. Tamam mı? Güzel. Mehmet Şimşek gitmedi. Şimdi Gaye Erkan paketlendiğine göre ne oldu o görüşmeler? Şimdi Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan, Ahmet Hakan anlatmadı mı? Hani sizin cari açık var ya, sizin bonolar var ya, işte 1,5 milyar dolarlık ben aldım diyor. Masanın üzerinde paralar var diyor. Yani bütün anlaşmalar Gaye Erkan'la yapılmışken sen gidiyorsun, Mehmet Şimşek Amerika'ya gitmiyor. Mehmet Şimşek Yahudiler düzenlediği için Davos'a gitmiyor. Mehmet Şimşek sadece Arabistan'a gidiyor. Arabistan'da bize yollayacak para mara kalmadı. Ve işin daha acı tarafını söyleyeyim. Arabistan artık bize boş boş öyle borç para vermiyor. Vermeyecek. Haliyle para mara gelmeyecek bize. Borsaya 200 milyon dolar girmiş lan. 200 milyon doları ben sokarım borsaya, biraz zorlansam 3 müşterimi arayayım. Yabancılardan 200 milyon dolar yatırım mı gelir? Yani sen yatırım mı görmedin? Ve üçüncü köprüyü biliyorsun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. O Evet. köprüyü çift amaçlı yapmışlardı. Çift amaçlı yapmaların nedeni aynı zamanda üstten tren yolu geçecekti. Evet, Yani raylı hem sistem geçeceklerdi oradan. raylı, evet, raylı sistem. Cumhurbaşkanı Erdoğan o köprünün üzerinden raylı sistem geçirmek için kredi sağlamak adına Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşecekmiş. Haberlerde yazıyor. Gördüm ben de. Arkadaş, bizim raylı sistemi köprünün üzerinden geçecek paramız yok mu ya? Yani bu kadar bitik durumdayız. Niye kredi alıyoruz bu iş için? Allah'ını seversen ya. Yani Birleşik Arap Emirlikleri olmasa demek biz o raylı sistemi geçiremeyeceğiz ki yap işte devrettir tahminen. Geçen tren başına dünya para ödeyeceğizdir. Ve şeyde %100 Rus malı nükleer santral gibi olacaktır. Ya bak, bizim o kadar paramız yok. Yani sen şu anda para politikasıyla, yani dünkü konuşmayı çok beğendiler ya. Arkadaş, yani Bloomberg'i dinliyorum. Çıkan arkadaşlar bayılmışlar, ayılmışlar. Allah'ım ya Rabbim. Aynısını Gaye Erkan da söylüyorlardı. Siz CV'yi gördünüz mü? Arkadaş, ya bak, sabah bu örneği verdim ben. Fatih Terim iyi bir futbolcu değildi. Yani öyle iyiydi de böyle yıldız değildi. Adam Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü oldu. Rıdvan Dilmen hakikaten süper futbolcuydu. Fenerbahçe'de 6. ayı görmeden kovuldu. Sen iyi olman, CV'nin iyi bir yönetici olacağın anlamına gelmez. Hele ya, peki eğitimi çok çok iyi Gaye Erkan'ın. Tayyip Erdoğan'ın eğitimine bakalım. Var mı? Hangisi daha iyi? Tayyip Erdoğan açık ara daha iyi. Bence de. Yani Gaye Erkan'ın CV'sine bak. Tayyip Erdoğan'ın
Yanmış CV'sini okumaya çalış. Hangisinin diploması daha iyi? Yok. Haliyle sen Gaye Erkan'ı getir bakayım ülkenin başına. Şuradan WhatsApp grubu toplasan daha çok oy alırsın. Öyle söyleyeyim. Yani miting yapmasına gerek yok Gaye Erkan'ın. O abi zaman bu işin sonu, o zaman bu işin sonu ya IMF'ye gidecek ya enflasyonun iyice patlamasına gidecek. IMF'ye zaten çoktan gitmek zorundaydık ki. Ya devalüasyona gidecek. Bir şey olacak yani burada yani 1 Nisan sabahı acayip bir senaryoya uyanacağız o zaman senin. Çünkü zaten kendileri söylüyor. Uyanmaya gerek yok ama sana şu anda deli fikirlerimi sunmak üzereyim. Seni kaçıracağım kız. Deli fikirmiş. Ciddiyetimle bak, ekrana yine yaklaşıyorum. Eyvallah şimdi, anlat. İnsanlar doların çok artmayacağını bekliyorlar. Şimdi haklılar şöyle. Sen kontrol ettiğin sürece doları arttırmayabilirsin. Yani 40 liranın altında bu yılı kapayabilirsin. Hiçbir itirazım yok. Geçen sene seçime kadar 19 lirada bunu idare ettiler. Sen hala sonuçta sermaye kontrolleri uygulayan bir ülkesin. Ama doların 2 Ocak açılışını hatırlıyor musun? 29.60 yaklaşık. Ve enflasyonu koyarsan yaklaşık olması gereken çarparsan 31.65-31.70 civarında olması gerekiyor. Tamam mı? 31.70 bu enflasyona göre. Şu anda 30.69 görüyoruz kendisini. Ki Şubat'ın ortasına geldik. Daha enflasyon da yedik üzerinde. Yani şu anda sadece bir ayda 1 lira daha ucuz. Sen bunu normal şartlarda 18 ay önceye alman gerekiyor. Yani hani dolar 11 liraydı. 12-13-14 lira oldu. Oradan koptu 18 lira oldu. İşlem acımsız 23-24'e gidiyordu. Kur korumalı mevduat çıkardılar. Bundan 2 yıl önce hatırlıyor musun? 2 yıl 2 ay önce. Normal şartlarda orada hiç dokunmamaları lazım. 24'e gidecekti. Devalüasyon olacaktı. 2'ye katlayacaktı. Oradan devam edecekti. Ama ne yaptılar? Kur korumalı mevduat gibi Türkiye'nin sonunu getirecek. Daha önce Arjantin'in, Meksika'nın, Şili'nin sonunu getirmiş. Ve hatta Türkiye'nin de sonunu getirmek üzere olan bir enstrümanı tekrar soktular. Şimdi oradan 11'den tekrar hesaplamaya başladılar. Aslında 11'den hesaplamayacağım. Orada o bastırılmış kurdu. Ondan sonra 19'da seçime kadar takıldı. Şu anda eğer kurtarmak istiyorlarsa, çok ciddi söylüyorum. Bak bir iddiaya göre Gaye Erkan diyormuş ki faizleri 60 yapmamız lazım. Çünkü devlet mi daha önemli? Açın bakın internetten. Devlet mi daha önemli? Yoksa faizler mi daha önemli? Bir açın bakın. Yani devletin bekası mı daha önemli? Şirketler mi daha önemli? Faizi 60 yaparsak şirketler batar demiş. Devlet mi batsın demiş. Bu yüzden kovulduğu söyleniyor. Yani iddialardan biri. Ve bunu duyanlar var. Ha, doğru mudur değil midir çok bilemem. Haklı mıdır değil midir? Haklı. Gerçekten bunu dememişse bile haklı. Şimdi benim tezim şöyle şu anda net bak dün mesela bu Başkan Kara bayıldıkları Başkan Kara hep rezervlerden brüt olarak bahsetti. Brüt rezerv senin değil ki. Brüt rezerv nedir? Senin 200 lira kredi kartı borcun vardır. Tamam mı? Senin cebinde 140 lira paran vardır. Ben 140 lira param var diye dolaşırsın ama aslında 60 lira borcun vardır. Kredi kartı borcunu ödedikten sonra. Tamam mı? Brüt rezerv de aynı öyle. Sen gitti 140 lira cebimde para var diye dolaşıyor Merkez Bankası Başkanı. Sen kredi kartı borcunu ödesene kaç liran var? Eksi 53 liran var. 53 milyar dolar eksi. Ve bu devamlı artıyor bu arada. 53 milyar dolar artıyor. Ve biz seçime yaklaşık eksi 70-72 milyar dolarla girdik. Üzerine ihracat rekoru kırdık. Üzerine gittik turizm rekoru kırdık ve kapatamadık. Şu anda dolar kurunu baskılıyorlar. Ve baskılamaya devam edecekler. İkiye ayırıyorum burada. Bir, baskılamazlarsa ne olur? Baskılamazlarsa ekonomi için doğrusunu yapmış olurlar. Acı reçeteyi hep beraber içeriz. Ama enflasyon patlar. Değil 36-60-70'de bir de durursa öpüp başına koyarsın. Sene sonu. Yani enflasyon patlar. Enflasyon hedefi 36 falan yalan olur. Hikaye olur. Bir, ikincisi mesela orada hoca dedi ki tekrar biz 36'ya ne takılıyorsunuz? Oraya gelene kadar 50 tane sorunumuz var dedi. Arkadaş ben senin verdiğin o 36 sayısına göre şirketimin hesaplarını yapıyorum. Guguş oynatmıyoruz burada. Burada parayla oynuyoruz. Senin öyle 36'ya ne takılıyorsun dediğin hikayeyle ben milyar dolarlar, milyon dolarlar para yatırıyorum. Merkez Bankası'na güvenin. Ne takılıyorsun ne demek? Yani sen orada kendin hesabı tutturamayacaksan söyle.
Ya da revize et. Ona takılmayın. Onu takılana kadar 50 bütün linkler kopmuş, onları onarmaya çalışıyoruz. O zaman öyle 36 diye işkembeden sallamayacağım. Çünkü biz burada milyonlarca kişinin ekmek yediği firmaları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Senin o küçük kırık hedefinle. Yani o zaman o kadar basit değil Merkez Bankası'nın hedef vermesi. Ben 36 dedim ama takılmayın. Geç bunda, ne demek takılmayın? Neye takılalım? Biz neye göre hesap yapalım? Mehmet Şimşek demedi mi? Biz bundan sonra maaş zamlarını gidip beklenen enflasyona göre yapacağız. Özel sektör ona göre yaptı senin yüzünden. Ben niye az zam alıyorum senin yüzünden? Sen %45 açıklayacaksın açıklığını. Ben %45 zam alayım. Ben niye %36 zam alıyorum? Yani o kadar basit iş değil. Biz bunu yaptık da bir de azarlılar gibi konuşuyor. Yok ya. Orada oturuyorsan bu eleştirilerin muhatabı olmak zorundasın. Her neyse. Bir, ikincisi. Şimdi bak gelelim kur korumalıya. Kur korumalı azalıyor. Nasıl azalıyor? Kur korumalı Türk lirasından geçişi yasakladılar. Zaten burada esas hikaye dolarda kur korumalı tutanlar. Ne kadar? 80 milyar dolar. Şimdi bizim eksi 53 milyar dolarımız var. Bu 80 milyar doların 3'te 1'i, hadi 4'te 1'i dolarda kalsa diğerleri TL'ye dönse. 20 milyar dolar da oradan ekle. Ne oldu? Senin eksi milyarlarca doların var. Yabancı geliyor mu? Yok efendim, gelmiyor. Yani gelmeyecek de niye gelsin Türkiye'ye? Ya sen bakma o raporlara. O raporları 8 aydır yazıyorlar. Peki başa atalım. Bir Nebahat kötü adam değil mi? Nebahat da hiçbir şey bilmez. Ekonomi bilmez. Zavallı. Aa, gözlerimdeki ışığa bak diyen. Dalga geçtiğimiz, ekonomiden anlamayan bir adam. Eyvallah. Sağ olsun Nebahat. Mehmet Şimşek ile Nebahat arasındaki bana iki tane fark söyle. Ne yap? Birisi ortodoks politika uygulayacağım, rasyonel ekonomi dedi. Öteki epistemiyolojik kopuş, heterodoks dedi. Tamam, güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Faizleri arttıran bir kere Mehmet Şimşek, İlgaya Erkan. Merkez Bankası arttırdı faizleri. Mehmet Şimşek geldi. Yapısal reform dedi. Bir tane yapısal reform gördük mü? Hayır, görmedik. Hiç. Mehmet Şimşek bizi gri listeden çıkartacaktı. 40 başlığın 39'undan geçmiştik. Bir kripto paralarla ilgili başlık kalmıştı. Ha, bu arada biz gri listeye de sağ olsun Mehmet Şimşek zamanında girdik. Bu arada. Tabii ki Mehmet Şimşek zamanında biz gri listeye girdik. Her neyse. Güzel. Mehmet Şimşek vergilere zam yaptı. Mehmet Şimşek motor taşıt vergisine zam yaptı. Mehmet Şimşek bütün her şeyin vergisine zam yaptı. Peki, Şimdi para politikasını Merkez Bankası uyguluyor. Bir saattir suçluyorum kendilerini. Yani en iyisini uygulasınlar. Para politikasıyla ülkeler düzelseydi dünyada fakir ülke kalmazdı. IMF, Arjantin'in para politikasını yönetiyor. Düzeltemediler. Niye? Maliye politikası çökük durumda. Şu anda sen herhangi bir kısıntı görüyor musun? Yani maliye politikasından herhangi bir kısıntı var mı? Emeklinin zamlarına 3 kat 15 bin lira verebiliriz. Belediye başkanları para vereceğiz söylüyor. Herkes deli gibi para harcayacak. Ve sen maliye politikasını kısmadan, o saraylardaki ışıkları kapatmadan arkadaş ne yapmaya çalışıyorsun? Ya hala Cumhurbaşkanı'nın 13 uçağı varken sen ciddi ciddi maliye politikasıyla bu işin yürüyeceğine mi inanıyorsun ya? Yemişin para politikasını ya. Yani sen faizleri, enflasyonu düşür istediğin kadar. Ki düşüremezsin. Ama istatistik kurumu emrinde. Bu istatistik kurumun hani Merkez Bankası 5 başkan değiştirdi diyor ya. İstatistik kurumunun bu 8. başkanı şu anda oturan. Evet. Adını bile bilmiyorum. Adını bile bilmiyorum. En son Birol Aydemir falan öyle bir isim hatırlıyorum. Onun dışında o da yani. O da ondan sonra İYİ Parti'den milletvekili. Yani bayağı eski. En eskisi o. Bir tek onu hatırlıyorum. O da milletvekili olduğu için, aday olduğu için hatırlıyorum. Onun dışında hiç hatırlamıyorum TÜİK başkanını falan. Peki kelebek dedi. Bu arada o 8 kişi arasında o yok. Onu saymıyoruz. O çünkü daha eski. Sen bayağı eski. Kelebek dedi. Çözüm ne? Çözüm. Biraz da bunu anlat istersen Muratçığım. Arada lütfen biraz Türkiye Varlık Fonu da anlatır mısın? Çünkü Türkiye Varlık Fonu tam olarak bu meselelerin çözümü için kurulmamış mıydı? Ne oldu?